Hoş geldiniz sultanım. Malum hadiseyi istişare etmek lazım. Az evvel bilhassa merhum Murat Han'ımız gibi göründün gözlerimize. Sonra hünkâr baban Mehmet'im karşımızda sandık. Nasıl da benziyorsun onlara. Ve de en çok Sultan Süleyman'a. Mekanları cennet olsun. Amin. Amin. Siz merhum Sultan Süleyman'ı bizzat görmüştünüz değil mi? 15'imizdeydik. Mihrimah Sultanımızın cariyeleriydik. Ne kutlu tesadüftür ki sultanımızı ziyarete geldiler. Hamdolsun o gün mübarek yüzünü görme şerefine nail olduk. Aynı kudretli çehre. Aynı kor bakış. İnşallah bahtın da benzer. Amin. Gelelim malum mevzuya. Kabahati affedilmez olsa da Fahriye Sultan'ın itibarı hanedanın itibarıdır. Cümle alemi susturmak ve bu lekeyi alnımızdan söküp atmak ise sana düşer. Hünkârım. Derviş. Malumun üzere daha evvel bir karar vermiş. Fahriye Sultanımızla nikahlanmana müsaade etmişti. Bundan mütevellit menfur hadise seni de alakadar ediyor. Sultanımızın hisleri de mühim hünkârım. Kendilerinin istemediği bir izdivaca elbet talip olmam. Mesele ne Fahriye Sultan'ın hisleri Derviş Paşa ne de senin. Mevzubahis hanedanın itibarı. Hazırlıklar için talimat verdim. En yakın zamanda nişanınız ilan edilecek. Akabinde ise dillere destan bir düğünle nikahınız kıyılacak. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. Fahriye Sultanımızın büyük ayıbını örtmek için kullanılmana ne diyeceksin peki? O kadar da uğraştınız mani olmak için. Yine de kaderin önüne geçemediniz. Maksadım Şahingiray'ın canını acıtmaktı. Seni evvelce ikaz etmiştim ona karşı. Zinhar güvenmedi. Kardeşimin yaptıklarını gördün. Bilmediğimiz kim bilir daha neler var. Madem bu kadar tehlikeli olduğunu düşünüyorsunuz sultanım. O halde uzak durun. Bu sarayda tehlikeden nasıl uzak durulabilir ki? Her köşe başında ölüm kol geziyor derviş. Her köşe başında. Derviş için üzüldüm. Kalbi başkasında olan biriyle aynı yatağa girmek güç. Hele ki bunu herkes biliyorsa. Mevzu dervişin kiminle yatağa girdiği değil Halime. Safiye Sultan yine istediğini aldı. Ve biz mani olamadık. Yerinizde olsaydım sultanım, bunların hiçbirine gerek kalmazdı. Ne yazık ki elinizdeki gücün farkında değilsiniz. Demek kendi sonunu getirmeye karar verdin Halime. Fahriye Sultan'ın mektubunu Derviş Paşa'ya vermenin başka izahı yok çünkü. Bizi karşına almayı kafana koymuşsun belli ki. Biz ne vakit yan yanaydık ki şimdi karşınıza düştüm sultanım. Ahmet'in ilk şehzadesi doğduğunda
Handan cellatları kapına gönderecek. Ve sen hala Handan'a yaranmaya çalışıyorsun. Hünkârımız söz verdi. Evladımın canını bağışladı. İnşallah da sözünden dönmeyecek. Handan ehvenişer. Fahriye Sultanımızın utanç mektubunu size getirseydim ne olacaktı? Derviş Paşa ile evlendiği vakit gücünüze güç katacaktınız. Fahriye Derviş Paşa ile evlenecek. Hiçbir şey buna mani olamaz. Göreceksin. Ve sen Halime, vakti geldiğinde yeniden kapımıza yüz süreceksin. Çekilebilirsin. Sultanım. İşittim ki hiç vakit kaybetmeden düğün hazırlıklarına başlamışsınız. Ne vakit vazgeçmiştik ki? Sen Halime'nin başının altından çıkan tatsız mektup meselesini söylüyorsun. Gördün, attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmedi. Hünkârımız Derviş Paşa ile Fahriye Sultan izdivacını herkesten çok istiyor. Evladım kimi kendine yakın, kimi ırak tutacağını iyi bilir.